Merhaba arkadaşlar, Hata Uzmanı kanalına hoş geldiniz. Bu videoda RDR2 Activation Error sorunundan bahsederek çözüme ulaştırmaya çalışacağız. Karşılaşılan bu hata genellikle Social Club üzerinde oluşan ağ hatası olarak gözlemlenmektedir. Rockstar Games Launcher üzerinde oluşan herhangi bir sorun birçok sorunları beraberinde getirerek oyuna olan erişiminizi kısıtlayabilmekte. Ağ üzerinde oluşan çeşitli sorunlar, bu hatayla karşılaşmamıza sebebiyet verebilir. Bunun için ağ kontrolü yaparak sorunu çözmeye çalışacağız. Lafı uzatmadan çözüme geçelim. Öncelikle Rockstar Games Launcher'ı tamamen bilgisayarımızdan silelim. Ardından makaledeki bağlantıya ulaşarak Rockstar Games Launcher uygulamasını tekrardan bilgisayarınıza kurulum işlemini gerçekleştirin. Makale içerisinde bıraktığımız bağlantıya ulaşıp Rockstar Games Launcher programını indirin. Ardından kurulum işlemini bilgisayarınıza gerçekleştirerek videodaki işlemleri uygulayın. Rockstar Games Launcher uygulamasının Fix dosya dizinini C klasöründe bulundurun. Kurulum işlemini tamamladıktan sonra Rockstar Games servisini otomatik olarak ayarlayalım. Başlat arama ekranına hizmetler yazıp açıyoruz. Açılan ekranda Rockstar Game Library Services hizmetini bularak üzerine çift tıklıyoruz. Açılan ekranda başlangıç türü devre dışı olacaktır. Devre dışı seçeneğini otomatik olarak değiştirip uygula butonuna basıyoruz. Bu işlemden sonra başlat butonu açılmış olacaktır. Ardından başlat butonuna basarak hizmeti çalıştırıyoruz. Bu işlemden sonra artık Rockstar Game Library Services hizmeti çalışmış olacaktır. İşlemi başarılı bir şekilde gerçekleştirdikten sonra Rockstar Games Launcher programını çalıştırarak RDR2 oyununu başlatabilirsiniz. Eğer sorununuz devam ediyorsa modeminizin güç düğmesine basarak kapatın ve 20 saniye bekleyin. Ardından modeminizi tekrardan açarak bilgisayarı yeniden başlatın. Bu işlem internetinizin IP adresini değiştirecektir. Önerilerden hiçbiri çalışmadıysa DNS önbelleğini temizleyerek sorunun çözümüne ulaşabiliriz. Başlat arama ekranına CMD yazıp yönetici olarak çalıştırın. Komut istemcisi ekranına sırasıyla videodaki makaleye erişerek kod satırlarını yazıp Enter tuşuna basın. Bu işlemden sonra başarılı bir şekilde DNS önbelleğinizin ve proxy temizlendiğini gösterecektir.
Ardından bilgisayarı yeniden başlatarak oyunu açabilirsiniz. Eğer bu işlemde sizi çözüme ulaştırmadıysa DNS sunucusunu bilgisayarımıza kaydedelim. Denetim masasını açın. Ağ ve internet seçeneğini seçin. Açılan ekranda ağ ve paylaşım merkezini açın. Sol tarafta bulunan bağdaştırıcı ayarlarını değiştirin seçeneğine tıklayın. Bağlantı türünüzün üzerine sağ tıklayarak özellikler menüsünü açın. İnternet protokolü sürüm 4E çift tıklayın. Aşağıda vereceğimiz Google DNS sunucusunu yazarak ayarları uygulayalım. DNS sunucu adreslerini videodaki gibi uygulayın. Bu işlemden sonra bilgisayarı yeniden başlatarak oyunu çalıştırabiliriz. Evet arkadaşlar, sorunumuzu bu başlık altında çözmüş olduk. Eğer sorununuz devam ediyorsa açtığımız Hata Sor platformumuza girerek karşılaştığınız hataları sorabilirsiniz.